severim. Önledim komutanım. Onlara sağ salim ulaşın. Merak etmeyin komutanım, onlara ulaşacağız. Tim, dur! Temenim. Emredin komutanım. Hemen bu koordinatları giyerse giderim. Hemen komutanım. Kuzeybatı yönü komutanım. Yarım saatlik yürüme mesafesi. Hadi Tim, acele ediyoruz. Fatur Bayram, Tim'den yağınızı ıksasıkar alın, şu tarafı tarayın. Ne emredersiniz komutan? Bayram, hadi. Emre, sen iki askerle arka tarafı kontrol et. Emredersiniz komutan. Diğerler benim mesai gezeriz. Hadi. Anladığım kadarıyla şu iki camda mevzi almışlar. Bizim kullandığımız silahlara ait bolca kovan var. Komutanım, iletişimin de neden kesildiği belli oldu. Devre emniyeti alın beyler, haydi. Komutanım, anladığım kadarıyla gaz bombalarıyla etkisiz hale getirilmişler. İçeride kan izi de yok. Sanırım yaralı değiller. Evet, ben de kan izine rastlamadım. Oh, Allah'ıma şükürler olsun. En azından sağlar komutanım. Komutanım, vallahi bizde bunlar var. Belli ki karşı sırttan burası yoğun ateş altına alınmış. Her taraf bunlardan kaynıyor komutanım. Emre, arka taraf. Orada herhangi bir ize rastlanmadı komutanım. Çatışma bu karşı sırtlarla burası arasında olmuş galiba. Komutanım, Amerikalılarla çatışmışlar. Amerikalılar mı? Aynen öyle komutanım. Bunlar onların kendi ordularında kullandığı malzemeler. Sadece onlar da var. Aydın Bey, köylüleri alabileceğimiz kapalı güvenli bir alan var mı? Var komutan, hemen götürelim. Tamam, haydi. Şu tarafa geçin. Yörük. Haydi. Thank you.
Bunlar bizimkiler. Bunların inşallah hepsi iyidir. Sizin Allah'ınıza kurban be. İnşallah Birik, inşallah. Kayları görüyorum lan. Ya da onun hayaleti. Oğlum ne hayaleti? Ne yörü kaydırı? Neden bahsediyorsun sen? Bombada şarapnel mi geldi kafana? Ne oldu? Oğlum yörü kaydar lan. Zaten bu dünyada bir hayalet olacak tek kişi varsa o da yörü kaydar. Evet, orası da doğru. Oğlum kesin lan şarapı. Bak Kaan komutan da orada. Eşyalar. Esrah mı diyorsunuz lan? Ulan oğlum Allah'ıma şükürler olsun lan. Allah'ıma şükürler olsun ya. Ya komutanım. Guantanamo mudur nedir? Oraya gitmemişler demek ki değil mi? Guantanamo bayramı abi. He ya ondan işte neyse ne boş ver ya. Allah'ıma şükürler olsun ya. Demek ki helikopterden atlayan iki asker Haydar'la Kaan komutandı. Çok şükür iyiler. Allah be. Ulan kim tutar bizi şimdi? Doğru söylüyorsun Galip. Hadi. Hadi indirelim bunları. Hadi kardeşler. Lanet olsun. Şunları sarıyor. Haydi! Askerin buraya gelmesini mi istiyorsunuz? Haydi! Haydi, haydi! Komutanım, yaşıyorsunuz. Emre, iyiyiz Emre, iyiyiz. Oh. Var mı yaralı, herkes iyi mi? İyi, iyi, herkes iyi. Ya komutanım ya. Ya Allah'a şükürler olsun ya. Ya komutanım. İyi, canım. Dönüp baba. Senin Allah'ına kurban, dedaç. Bak sen baba. Komutanım, yemin ediyorum var ya, sizi şu dünya gözüyle gördüm ya. Abi kafamı kesseler, yemin ediyorum benim canım yanmaz kardeş ya. Ya sizin Allah'ınıza kurban ya. Allah'ıma şükürler olsun ya. Komutanım, sizi Guantanamo'ya gönderdiklerini söylediler. Allah, vallahi denediler de beceremediler temelim. Aynen bacım, yani her posta yerine ulaşacak diye bir şey yok. Ayrıca evvelallah bizi oraya postalayacak adam da ona... Yörük. Kargundan da olmadı. Anlıyorum komutanım, orada neler yaşadığınız, neler yaptınız ben tahmin ediyorum. Hakikaten nasıl kurtuldunuz ya? İşimize bakalım. Bayram, Selçuk, Bahtiyar, Şiden, benle. Haydi. Haydi beyler. Hadi babalar. Koş! Hızlı koş! Hızlı! Hadi çabuk! Koş! Hadi Batur, hadi Batur! Ah!
Otorist demenin timi de görevde komutanım. Dönmüşler herhalde. İlyas! İlyas'ın timi döndü mü? İlyaslar bugün dönmesi gerekiyordu. Görevleri uzadı herhalde. Merhaba arkadaşlar. Komutanım. Komutanım. Görevden ne zaman döndünüz komutanım? Yoktunuz bayağıdır. Dün sabah döndük Selçuk. İlyas'ı göremedim. Kartal timinden kimse de yok ortada. Onlar dönmedi. Hala görevdeler. Anladım. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Nasıl gitsin komutanım? Nasıl gitsin? İyi olmaya çalışıyoruz işte. Bu durumda nasıl iyi olursak tabii. Vallahi doğru söylüyorsun Çiğdem. Yani sanki hep birlikte böyle son sürat bu uçurumdan aşağı yuvarlanıyoruz. Tutunmaya çalıştığımız bütün dallar da tek tek kırılıyor gibi. Ne alırsınız efendim? Efendim? Ne alırsınız? Ha. Bir sade Türk kahvesi alayım. Peki efendim. Ebedi başkomutanın kahvesinde. Hepsi şehit komutanım. Sümen'in şehit düştüğü bilgisi doğrulandı. Komutanım, Kartal timi saldırıya uğradı. Çatışma sesleri geliyor. Ne diyorsun kızım sen? Komutanım! Komutanım, beni duyuyor musunuz? Çevrim içi yap bunu. Siper reka! Siper reka! Ali! Otlu! Ali Balçam! Takın kapanını çıkarmayın! Komutanım, Kartal timi ile irtibat kesildi. Allah kahretsin. Söylediğim adamı serbest bırakacaksın. Sonra kendini öldüreceksin. Kamuya açık bir yerde, herkesin gözü önünde, kafana sıkacaksın. Kafana sıkacaksın. Anlaşma bu. Yoksa askerlerinle vedalaş. Istırap çek, inleme. Ses çıkarmadan aşın. Bir damlacık aksa da bir acizdir gözyaşın. Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın. Tek başına dileğe doğru at salmalısın. Ezilmekten çekinme, gerilemekten sakın. İradenle olmalı bütün uzaklar yakın. Dolu dizgin yaparken ülküne doğru akın. Ateşe atılmalı, denize dalmalısın. Ölümlerden sakınma, meyus olmaktan utan. Bir kere düşün. Nedir seni dünyada tutan, mefkûresinden başka her varlığı unutan, kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın. Sen ne elde ve dilde gezen billur bir sarak, ne de sıska bir göğse takılan bir çiçeksin. Senin de bu dünyada nasibin var, savaşmak. Kayalarla güreşip dağlarda öleceksin. Yoldaşlık ederekten gökte güneşle, ayla, aşarsın tepe, ırmak, yürürsün ova yayla. Hayata ne biçimde geldinse bir borayla, daha sert bir kasırga içinde biteceksin. Kızıl elma uğruna kılıç çekince kından, bahtiyarlık denen şey artık geçmez yakından. Mesud olup gülmeyi sök çıkar hatırından. Belki öldükten sonra bir parça güleceksin. 100 paralık kurşunla gider hayat dediğin, Tanrı yolu uzaktır.
erken kalk sıkı giyin. Yazık, bütün ömrünce o kadar özlediğin güzel kızıl elmana varmadan öleceksin. Belki bir gün çöllerde kaybedersin eşini. Belki bir gün ağlarsın kaçtı diye karına. Işıksız kulübende oranın esişini dinleyerek çıkarsın bir ümitsiz yarını. Hayatın kamçısıyla sızar derinden kanlar. Senin büyük derdinden başkaları ne anlar? Vicdanını Paris'e, Moskova'ya satanlar küfür diye bakarlar senin dualarına. Mukadderat isterse seni yoldan çevirsin. Sen hele bu yollarda yıpranarak aşın da varsın bütün ömrünce bir an nasip olmasın. Yorgunluğu gidermek serin bir su başında. Bir gülüşten ne çıkar, ne çıkar ağlamaktan? Kullar kancıklık eder, bela bulursun haktan. Gün olur ki bir yudum su ararsın bataktan. Gün olur ki bir tutam tuz bulunmaz aşında. Bir çığ gibi yürürsün bir lahza durmaksızın. Bir ilahi kaynaktan geliyor çünkü hızın. Duyguların ölmüştür, tapınılan bir kızın. Bir füsun bulamazsın gözlerinde kaşında. Isdırabı kanına kat da göz kırpmadan iç. Varsın, gülsün ardından ne çıkar bir iki piç. Bu varlık dünyasında yalnız senin hiç mi hiç? Bir şeyin olmayacak, hatta mezar taşında. Burada ne arıyorsun kızım? Komutanım özür dilerim ama bu ne demek oluyor? Silahımı ver ve burayı hemen terk et. Hayır komutanım, özür dilerim. Bu bir emirdir. Silahı masaya koy ve burayı hemen terk et dedim. Ben de emrinizi dinlemiyorum komutanım. Yapmak istediğiniz şeye asla izin veremem. Bu olmaz komutanım. Siz bunu yapamazsınız. Biz bunu yapamayız komutanım. Çünkü biz askeriz. Biz ona bir söz verdik komutanım. Biz başkomutana bir söz verdik komutanım. Sonuna kadar savaşacağımıza yemin ettik. Biz yemin ettik komutanım. Bu yemini bize ettiren sizsiniz. Döndüğümüzde selam verdiğimiz sizsiniz komutanım. Bizi birer savaşçı yapan sizsiniz. Bizler birer savaşçıyız. Ve savaşçılar asla böyle bir şey yapmaz komutanım. Lütfen komutanım şimdi izin verin. Size eşlik edin, birlikte buradan çıkalım artık. Komutanım lütfen. Emir astsubayınız ve aracınız dışarıda sizi bekliyor. Lütfen çıkalım artık. Yine trend ben miyim? Ziyaretçilerim arttı da. Markus'u anlat.
Bu aralar niye herkes bu herifi sorup duruyor? Kuyruğunuza mı bastı yoksa? Düzgün konuş. Yoksa ağzının üstüne yersin yumruğu. Canınızı yakmış belli. Belki şehidiniz vardır. Ya da şehitleriniz. Kes sesini! Kes! Var, var. Şehidiniz var. Vah vah. Çok üzüldüm. Şehidin karısı var mıydı? Ya da hiç görmediği 20 günlük bebesi. Ya da bir evin bir oğlu. Bak ben en çok bunu seviyorum. Şehidin 3 yaşındaki oğlu tabuttaki resmi gösterip bu benim babam diyor. Bu nasıl? Lan başına bak! Benim şehidim o pis ağzını alma lan köpek! Bana vuramazsın. Buna hakkın yok. Vuramama. Vuramama. Vuramama lan vuramama! Lan seni doğduğuna pişman ederim lan ben! Dava edeceğim seni! Şikayet edeceğim! Dediğin yere şikayet et! Seni benim elimden kimse alamaz! Lan pislik! Yardım! Yardım beni! Pislik! Lan! Kopuz, ben bu plandan pek emin değilim. Komutanım, şu anda başka şansımız yok. Bunu denemek zorundayız. Bak, birkaç gündür olanlar yüzünden ben sağlıklı karar veremiyor olabilirim. Ama bu planın sonuçları çok sıkıntı yaratacak. Siz dün gece intihar etmeye kalkıştınız. Ben bundan 7 saat öncesine kadar bir çöplükte yaşıyordum. Kaybedecek bir şeyimiz olduğunu zannetmiyorum komutanım. Ben bu plandan eminim. Gel. Komutanım. Ne baksın? Mahfan hastaneye kaldırılmış. Çiğdem Seymen terörist darp etmiş. Kolay gelsin. Sağ olasın.
Dur teyzem, ben yardım edeyim. Dur, ağırdır o şimdi. Sağ ol kızım. Şurası nereye götürülecek? Buraya bak, içeri bahçeye götüreceğim yerini. Gel. Ne güzelmiş burası. Ya bak, koy kendini oraya kazancığın yanına. Oraya koy kızım yerini, tamamdır. Aferin. Hadi iyi günler. Oo, dur. Sen Türkiye'den geldin ama. Evet, Türkiye'den geldik arkadaşlarla tatile. Bak, sıcak böreceğim var, yanında da ayran, tamam. Hadi sen geç otur oraya. Geç. Ben hemen getiririm. Zahmet etmesin. Yürü geç otur. Gerçekten. Kızım şimdi sen yolda belde hiçbir şey yemedin doğru dürüst. Hadi bakayım otur yiyesin. Çok teşekkürler. Hadi bakayım al. Hadi ye. Çekinme. Nedir ya kızım senin adın? Çiğdem teyzeciğim. Ben de buraların Gülsüm babasıyım. E hadi kızım ya da çekinme. Memnun oldum Gülsüm teyze. Afiyet olsun kızım. Evinize sağ, çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Eviniz de çok güzelmiş. Sor kızım, sor. Kapıdan geçen her yabancı sorar bana bu duvar. Bu ev bana babamdan kaldı. 63'te Rumlar naralar ata ata silahlarını havaya sıka sıka bu sokaktan girdiklerinde annem beni bu kömürlüğe sakladı. Abimi bulmak için kapının önüne çıktığında onu çoktan yakaladıklarını gördüm. Sürükleye bahçeden içeri soktu. İkisini de bu duvarın önüne getirdiler. Çıkamadım dışarı, korktum. Çocukluk aklı işte. İkisini kurşuna dizdiler. Bıraşmak gözümün önünde kurşuna dizdiler. Bilin bunu yapan kimdi kız? İki sokak ötedeki komşularımız. Bunlardan iç içe yaşardık o zaman. Yediğimiz ekmek, içtiğimiz su ayrı gitmesi. O zamandan bu yana dokunmadım bu duvara kızım. Senin gibi gençler geldiğinde görsünler. Kimdir dostumuz, kimdir düşmanımız? Görsünler, anlasınlar istedim. Görsünler de ibret alsınlar. Unutmasınlar o günleri.
Arıklar uyuyorlar ha? Uyusunlar, uyusunlar. Bu onların son keyifli uykuları olacak. John, Sarah, yanınıza birer adam alın, köyün sokaklarına dağılın. Etrafı kolaçan edin bakalım. Hadi çabuk olun. Dağılın. Biri geliyor. Şimdi? Burada böyle saklanıp bekleyecek miyiz? Evet İlyas, emir böyle. Köylülere bir şey yapmadıkları sürece bekleyeceğiz. Yoksa sivillerin hayatı tehlikeye girer. Bunu göze alamayız. Temiz. Çıkabilirsiniz. İlyas, çıkıyoruz. Komutanım, askerimizi şehit eden Alem ve adamları şu anda Çiğdem'in bulunduğu köydeler komutanım. Biz de oraya doğru intikal ediyoruz. Yörük'te yola çıktı, geliyor komutanım. Kaan, mümkün olduğunca ateş etmeden adamları derdest edin. Bu çok önemli. Ortalığı ayağa kaldırmanızı istemiyorum. Beni anladın mı? Emredersiniz komutanım. Dikkatli olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Çiğdem'in bulunduğu köy hangisiydi astsubayım? Şu köydeler komutanım. Yanında kimler var? Selçuk astsubay ile İlyas astsubay komutanım. İndir lan silahını. Bırak dedim. Korkma Gülsüm teyze.
Üstünlük sizde değil asker. İndirin silahları. Aferin John. Gel böyle. Kıpırdama. Bırakın onları dedem. Aklını kaçırdı sen asker. Bir çılgınlık yapmayı düşünmüyorsun herhalde. Bana bakın. Bu iki köylünün kafalarını uçurmamızı istemiyorsanız silahlarınızı hemen bırakın. Hadi. Size onları bırakın dedim. Komutanım. Silahlarınızı hemen bırakın dedik size. Haydi. Komutanım. Tamam. Bu sefer böyle olsun. Güzel. Bırakıyoruz. Bırakın. Sakın onlara dokunayım deme. Sakın. Sakın. Geçin duvara. Al bunları. Geç. Tüfeği de bırak asker. Eşyaları da bırakın. Aferin pis Türkler. Kanınızı içeceğim. Alain. Sana güzel bir sürprizimiz var. Askerlerin üçü burada. Onları ele geçirdik. Bak sen. Demek bu köye saldıracağımızı çözmüşler. Aferin, aferin. Onları hemen buraya getir. Diğerleri damlamadan gösterimizi yapalım. Hadi köylüleri meydana toplamaya başlayın çabuk. Silahları kim, var. Kim? Birini mi arıyorlar? İyi akşamlar Albayım. Sağ olun komutanım, size de. Komutanım, siz daha çıkmadınız mı komutanım? Doğan, Kupsal Albay niye çıkmadı, niye odaya girdi? Kumsal Bey göreve döndüğünden beri karargâhta kalıyor komutanım. Ben. Müsaadenizle komutanım. Allah Allah, sabah sabah niye geldi acaba? Kötü bir şey olduğunu sanmıyorum paşam. Kaygılanmayın siz. Paşam. Günaydın. Günaydın Çiğdem kızım, hoş geldin. Bir sorun yok değil mi? Yok yok, merak etmeyin siz. Her şey yolunda çok şükür. Otur evlat, otur, otur. O zaman seni gördüğüme çok sevindim be kızım. Kopuz, kılıç. Herkes iyi değil mi yani? Evet evet, herkes, hepimiz çok iyiyiz, merak etmeyin siz. Ah şöyle. Paşam. Ben yakınlardayım, bir şey olursa seslenirsiniz, olur mu? Tamam kızım, tamam. Görüşürüz, tamam. Sağ ol. O zaman sen sabah sabah buraya işe danışmaya geldin. Kuru kuru sohbet olmaz. Çay kahve ne içersin? Kahvaltı yaptın mı?
Hadi gel şöyle kahvaltı yapalım seninle diyeceğim ama buranın kahvaltılarına kahvaltı demek için 1000 şahit lazım. Şöyle kızarmış ekmeğe tereyağını süremedikten sonra, yanında tavşan kanı çay içemedikten sonra kahvaltıymış. Paşam formunuzdasınız yine. Maşallah sizi çok iyi gördüm. Sağ ol kızım, sağ ol. Sabah sabah seni buraya getiren ne acaba? Paşam, ben bir şey düşündüm. Ama sizin yardımınız olmadan tek başına bunun üstesinden gelemem. Buraya sizden önemli bir şey rica etmek için geldim. Aferin Yavul. Selvi Hanım'a haber vermedim. Kızım uyuyor mu daha? Yok yok, uyanmış uyanmış da gözleme yapıyormuş. Siz başlayın, ben geliyorum hemen dedi. Gözleme mi yapıyormuş? O zaman ben onu bekleyin galiba. Akşama ben ne pişirem, ne istiyorsun? Canını istiyorsa onu yap anneciğim. Hiç fark etmez bana. Bana bak, bizim Haydar'dan haber var mı? Geldi mi bir şey? Benden saklamıyorsun değil mi? Yok. Anneciğim niye saklayayım senden? Vallahi haber yok. İnşallah bugün gelirler kızım. İnşallah anneciğim. Hay Allah. İnşallah. Ben kaçtım artık anne. Çok geç kaldım. Hadi bakalım. Hadi güle güle. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Oh. Günaydın. Çiğdem. Günaydın. Ah. Günaydın. Çiğdem. Kızım yoksa? Ha, yok yok Sarah teyzeciğim, hiç merak etmeyin siz. Yani Kaan Yüzbaşı da Haydar Yüzbaşı da çok iyiler. Ah, çok şükür. Hatta görevleri bitti, dönüş yolundalar. Ne güzel bir haber getirdin güzel kızım. Geç içeri, acı bir şeyler ye. Ay, bak, ben de gözleme yapmıştım. Hadi gel, gel. Çok isterdim de ya benim zamanım yok. Karargâha dönmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Aslında ben sizden bir şey rica edeceğim. Dükkanın güzelliğine bak be. Caner annem bak, bugün hayatının en önemli derslerinden birini alacaksın. Alışveriş yapmanın incelikleri. İleride çok işine yarayacak. Doğan abim Allah senden 1000 kere razı olsun diyeceksin. Nitekim Çiğdem teğmen de benim bu yönümü anladığı için bu görevi doğrudan bana verdi. Neden? Çünkü bir, buradaki bütün malları tanıyorum. Kaliteden anlıyorum. İki, kalite benim göbek adım. Üç kardeşim. Abi biz ne alacağız buradan? Güzel soru. Bu da 4. Aferin oğluma. Hemen Çiğdem teğmenin vermiş olduğu listeyi çıkaralım bakalım. Yok. Abi arka cebin, arka cebine koymuş bunu sanırım. Aferin lan, bu da 5. Aferin oğluma. Bakalım şimdi ne varmış burada? Duvar boyası, tavan boyası. Rulo fırça. Rulo fırça, alçı, bir de mop seti. Mop seti ne lan? Abi uzun sopalı paspaslarla kovaları falan var ya, o mop seti işte. Ha. Aferin bak seni denedim ama hemen aferin sen boş çocuk değilsin. Boş adam değilsin. Boş çocuk değilsin. Hemen şimdi bulalım boyalarımızı bilmem nelerimizi gidelim karargâhta geç kalmayalım tamam mı? Tamam. Gel buraya acelemiz var çünkü. Neredeymiş bu ya? Hop gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk dayı nasılsınız inşallah? Allah'a şükür beyen idare ediyoruz. İyi işler yolunda güzel güzel maşallah bak dayı buraya geldik. İlk dükkan bizi ikinci dükkana gönderttirme. Bak ayağımız alışsın Allah aşkına. Bak liste bu. Ona göre de bir fiyat çıkartırsın bize. Duvar boyası ne renk olsun? Açık renk olsun. Açık renk, bej, kum beji, kum taşı, vanilya, buz beyazı, fil dişi. Ne bunlar? Açık renk boyaların isimleri. İstersen göstereyim renkleri. Yok dayı sen gösterme. Bize en açığını ver işte biz gidelim ya. Neresi boyanacak? Dayı sen ne yapacaksın, nerede kullanacaksın affedersin? Ne soruyorsun bu soruları sen? Sen bize en açığı ver, biz gidelim Allah aşkına ya. Öyle olsun. Oğlum, şunları hazırla. Siz de oturun isterseniz, ayakta kalmayın. Yo, iyi böyle ya. Gençler, siz ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyoruz biz?
Biz ne iş yapıyoruz biz? Biz boyacıyız biz. Boyacılıkta yenisiniz galiba. Kısmen. O neymiş ya öyle? Allah Allah. Ne kadar hoşuma gitti ha. Bak 2 hafta sonra doğum günüm ha. Alabilirsin bunu bana. Adama bak ya. Ahiret sürüsü soruyor. Tövbe yarabbim. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Üstümü başımı yırtacağım. Adam ahiret sorusu sordu kardeşim ya. Bu nedir ya? Ya Caner, sanırsın dünyayı taşıyorsun. Hızlan biraz ya. Tamam abi. Hayır, daha gideceğiz. İleriden temizlik malzemesi alacağız. Karargâh geç kalacağız abicim ya. Baba. Günaydın evlat. Günaydın. İyi misiniz bu kadar erken arayınca? İyiyim oğlum, iyiyim, iyiyim. Seninle çok acil görüşmem gerek, tamam mı? Karagöz adresi biliyor. O seni alıp getirecek. Acil? Baba, sağlığınızla ilgili bir sorun yoktur inşallah. İyiyim oğlum, iyiyim. Bekliyorum seni, hadi. Tamam. Birazdan burada olur. Çok teşekkür ederim paşam. Çok sağ olun. Allah Allah. Doğan, Kırlangıç Paşa seni aramış galiba. Evet komutanım, çıkalım hemen. İyi de nereye gidiyoruz oğlum? Ben bilmiyorum ki komutanım. Yani bana adres verdiler, buraya getir dediler yani. Hay Allah. İyi peki madem. Doğan, neresi burası? Bilmiyorum ki komutanım. Buyurun komutanım. Baba. Gel evlat. Burası neresi? İçeri geçelim hadi. Tamam da ne işimiz var burada? Çok soru soruyorsun evlat. Hadi geç. Burcan, paşamı ben alırım. Siz zahmet etmeyin. Thank you.
evine hoş geldin evlat. Bu nasıl? Bütün bunları bu deli kız planladı. Çiğdem. Komutanım, her şeyi hep beraber yaptık. Sağ olun. Çok sağ olun. Şey, acıkmadık mı komutanım? Hani kahvaltıya geçsek mi acaba? Vallahi acıktık bayağı ya, değil mi? Acıktık. Sofra hazır. O zaman hep beraber masaya geçelim. Hadi. Şey yapayım ben de, çay koyayım o zaman. Ben de sana yardım edeyim. Hadi, ben yaptım. Tabii tabii, yapmaz mı? Hadi, şey. hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.